ellerini çekip benden, yarim bugün gider oldu. Hem sever hem sevilirdik, bu ayrılık neden oldu? Hem sever hem sevilirdik, bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben. Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu, yürek değil beden oldu, beden oldu. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu, yürek değil beden oldu. Merhaba arkadaşlar, bugün ellerini çekip benden türküsünü çalacağız. Çok bilindik bir türkü. Aslında kolay bir türkü. 3 bölüm var. Nakarat, söz, bir de bir sanat müziğinde meyan diye bilinen bir bölüm, meyan diye tarif edilir böyle bölümleri. Meyan gibi bir bölüm var. Yar aşkıyla diye olan yeri, yani meyan diye söylenir. Sanat müziğinde oraya hitap edilir. Burada mordan diye de tabir edilen bir süslemeyi göstereceğim size aynı zamanda. Çünkü uzun notaları çarpmalı, böyle yaylandırmalı çalacağız. Şöyle mesela. Ya bir vurunca şu elimizi şöyle elip indirip kaldırmaya. Şu genelde bağlamda ilk yapılan. Yani bir vuruyor mesela, şöyle başlıyor. La fa mi re mi fa mi fa mi fa sol mi re re do do re mi re re do re mi re re do. Mesela do te diye oluyor. Şimdi baştan sona kadar şöyle durmadan bir solfej yapmaya çalışayım. Çarpmalar, çekmeler var yine. Onları en son solfejin sonunda yine nerede çarpma çekme yaptım onları göstermeye çalışayım. Hiç durmadan yapmaya çalışacağım. Şöyle la ile başlıyor parçamız. La fa mi re mi fa mi fa mi fa sol fa mi mi re re mi re re do mi re do re mi re mi re mi fa mi re do si do re do si si la si re do si do re mi re do do si si la la re do si si la mi fa mi fa mi fa re mi re do re mi fa fa mi re mi fa mi fa mi fa sol fa mi mi re re mi re re do mi re do re mi re mi re mi fa mi re do si si la si re do si do re re mi re do si si la la re do si si la 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 sol la la mi mi fa sol fa mi mi re re mi re re do re 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 mi do re mi re do si la si do si la mi 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 fa sol fa mi mi re re mi re re do re 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 mi do re mi re do si la si do re do re 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 mi do re mi re do si la si do do re do do si si la la re do do si si la mi fa mi fa mi fa re mi re mi do re mi fa
re mi fa mi fa mi fa sol fa mi mi re re mi re re do mi re do re mi re mi re mi fa mi re do si do re do si si la si re do si do re do re do re mi re do do si si la la re do do si si la 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 re mi fa sol mi fa sol do sol mi fa fa mi fa sol fa mi re mi fa sol fa sol sol fa sol fa mi 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 fa mi re mi la mi fa sol do sol mi fa fa mi fa sol fa mi re mi fa sol fa sol sol fa sol fa mi 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 fa mi re mi. Sonra en başa dönüyor ama senden kısmı en başta aynı. Şöyle nerede çarpma yaptım. Şöyle la ile başlıyor. La, fa mi re mi fa derken mi mi fa yapayım aslında. İki mi'nin arasında fa'ya çarpıyorum. Mi 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 fa ilk mi'yi ikiye bölüyorum. Mi fa mi gibi oluyor. Diğer re mi re do si la si hepsini aynı yapıyorum aslında. Şey olarak kalıp olarak İzmir kalıbı yapıyorum bileğimle. Üst alt yapıyorum ama 3 tane ses duyuruyorum. Yani ikisini vurup bir tanesini çekerek ya da çarparak alıyorum. Mesela mi fa mi re mi re do si la si. Mesela si la si derken çekiyorum. Si'ye vuruyorum, la kaldırıp bir de si'ye basıyorum. Si la si. Bunu önceden hep yaptık. Si la si. Sonra uzun notalarda bekliyorum mesela. Fa mi fa gibi mesela. Fa mi re mi fa mi fa mi fa sol fa mi mi re re mi re re do derken Re mi re do derken de yine çarpma ve çekme ikisi de var. Re'ye vurup mi'ye çarpıyorum. Re mi re do re. Yani kalıp olarak Ankara yapıyorum. An'da re mi kara'da ka'da re do ra'ya tek re. Re mi re do re. Ankara, Ankara gibi oluyor. Bunu bir türküde yaptık sanki. Re mi re do re, re mi re do re. Daha yavaşa bassam. Re mi re do re. Re mi re do re do. Mesela böyle çarpıyorum. Re mi re do re, re mi re do re do. Sürekli yaptım bu türküde. Sürekli var var. Sadece bunu etüt gibi olur. İlk önce bunu yaparsanız oturur. Re mi re do re. Re mi re do re. Ankara. Üst alt yapabileyim bak. Üstten vurulan, üstten başlayan, yukarıdan başlayan üst diyorum. Alttan vurduğuma da alttan, aşağıdan başladığıma da alt diyorum. Onu karıştırmayalım. Üst alt. Re mi re do re. Yani re'ye vuruyorum, boş dönüyorum. Re'ye biraz üstten vuruyorum, do'ya kayıyorum, re'ye alttan vuruyorum. Re mi re do re. Sonra ileride bir yerde de var mesela. Şu başka bir şey var mesela. Yine Ankara yapıyor bu sefer. An'da bir şey yok. Do Ankara yapıyor yine ama do tek başına. Do ka'yı ikiye bölüyor. Ankara do si la si. Dolaplar var parçada. Başka çok zor bir şey yok. Bir de meyan kısmında yani yar aşkıyla yana kısmı ve şöyle giriyor oraya. Şöyle ya la re mi fa sol. Orada bir bağ var. Ona dikkat edin, o nota bağı. Yani ya la re mi fa sol. Re alttan başlıyor. Ona dikkat edin. Onu alttan vurursak şey tamamlanır. Evet. Yani üstten vurursanız tamamlanmaz. Ters gelir mesela bu sefer. Hepsi ters gitmeye başlar. Şöyle ya la re mi fa diye sol. Fa diyez 3 basıyoruz burada da. Fa'dan hemen sonraki perde. Fa diyez 2 ya da 3 denilen bir perde. Fa diyez değil ama fa diyez sol'den bir önceki perde. Fa diyez 3 ya da fa diyez 2 dediğimiz perde de fa'dan bir sonraki perde. Fa diyez yani meyan kısmında fa diyez basıyoruz sadece. Ama baştaki dediğim bütün fa'lar natürel. Yar aşkıyla denilen kısımdaki fa'larda da diyez olmaya başlıyor. Orada da hep zaten belirttim fa diyezleri hep belirtiyorum.
Şöyle yine şeyini alayım mesela. La, la, re, mi, fa, sol, fa, sol, mi derken mesela sol'a vuruyorum. Sol, fa, sol. Yine İzmir kalıbı yapıyor ama Karaman gibi duruyor. Sol, fa, kaldırıyor parmağını. Bir vur, sol'a vuruyor. Sol, sol, fa, sol yapıyor sonra. Mi, fa, sol, fa, sol, mi. Fa, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol. Fa, sol, sol, fa, sol, fa, mi, mi, fa, mi, re, mi. Mi, mi, fa derken fa natural oluyor. Zaten orada hiçbir işaret olmayınca fa natural dönüyor. Yani ellere ben kısmına, ellere ben kısmında naturalleşiyor. Ondan önceki fa'lar hep diyez. Yani yar aşkıyla bölümde. Yani la, la, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, sol, mi. Fa, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol. Fa, sol, sol, fa, sol, fa, mi. Burada hep fa diyez. Mi, mi, fa derken fa natural oluyor. Bu diyezleri, natürelleri, dikkat edin, türkünün tam şeyi, hissi bu burada çıkar. Yani hissiyat, makam dediğimiz olgu burada çıkar. Onun için onlar önemli. Türkünün başka çok zor bir yeri yok. Çarpmaları, çekmeleri tam denk etse. Bir de büyük terazi kalıbı diye de söylenebilen bazı hocaların öyle nitelendirdiği bir kalıbımız var. Onlar da hepsini hep o kalıplara, teraziye denk gelen kalıplar hep o üst, yani aşağı yukarı yukarı diye oklar çizmiyor. Yani üst üst alt, üst alt alt diye. Yani şöyle mesela şurada var mesela. La re do, la re do, terazi, la re do do si si la. Mesela ilk birinci lafta mi fa mi fa mi fa re. Çarpma yapıyor mesela. Mi fa mi fa mi fa re. Yani Gelibolu duyuruyor ama İzmir yapıyor. İzmir. Mi fa mi fa mi fa re. Bu da hep bütün türküler. Bunlar ordunun derelerinden beri türkülerde bu hareketleri yapıyoruz. Tek dikkat etmemiz gereken, yetiştirmemiz gereken şu. Mesela fa mi re mi fa mi derken aynı. Yine en zor gelebilecek yer size şu. Re mi re re do. Re mi re re de do si la si. Do si la si kısmı. Re mi re re ile do si la si. Ya dikkat, bir de büyük terazi kalıbına dikkat. La re do var mesela. Re mi re var. Sonra ne var? Mi mi fa var. La re do terazi gibi yapıyoruz. Re mi re var. Do re do var. Sonra mi mi fa var. Mesela bunlar hep üst alt alt olacak. Tam o senkopu tam denk getirin. Müzikal anlamı senkop denir. Notaları şöyle göstereyim, yine Facebook'taki grubumuza atarım. İsteyen olursa buradan screenshot yapabilirsiniz şeyi. Şu birinci sayfası. Dolaplara dikkat edin. İkinci sayfasını göstereyim. Bu da ikinci sayfası. Şu şekilde. Aynen. İyi çalışmalar size. Bol bol dinleyin. Sonra da çalmaya çalışın. Kolay gelsin.